Ben bu kadar bir maçta polis görmedim. Şunlara bakar mısın? Sanki savaşa gidiyorlar ya. Ortam çok gergin arkadaşlar. Bir burada. Buradalar. Abi her yerdeler. Birisine sordum. Dedi ki kesinlikle geliyorlar. Yanıma 2-3 kişi geldi. Bu bölümde video çekemezsin dediler. Taraftaki gerginliği görünce sağlığımız daha önemli arkadaşlar. İlk önce sağlık. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Eyüp. Vlog kanalına hoş geldiniz. Video başlamadan önce Cezayir, Mısır ve Fas ülkesinde vlog çekmek istiyorum. Maç bileti bulma konusunda sizden yardımınızı bekliyorum. Instagram üzeri bana DM atarsanız sevinirim. Bugün sizi ateşli derbi maçına götürüyorum. Stadyum alev alev yanacağını düşünüyorum. Birçok ünlü site veya farklı platformda hangi derbinin daha tehlikeli veya heyecan verici olduğunu sıralamışlar. Bu sıralama bazılarına göre değişebilir. Futbol keyfi veya futbol heyecanı herkes için farklıdır. Sizi Sırbistan'a götürüyorum. Sırbistan derbisinin diğer derbiyle kıyaslamayın. Red Star Belgrado, Partizan Belgrado'yu ağırlayacak. Ateşli derbinin kesinlikle ilk 10 derbi arasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu derbi sahada olanlarla değil, tribünlerde ve geçmişte olanlardan kaynaklanmaktadır. Belgrad derbisi 2. Dünya Savaşı sonrası eski Yugoslavya'da oluşan şehir içi bir rekabettir. Kulüpler iki ideolojik siyasi tarafından kurulmuştur. Bu derbi sahada olanlarla değil, tribünlerde ve geçmişte olanlardan kaynaklanmaktadır. Belgrad derbisi 2. Dünya Savaşı sonrası eski Yugoslavya'da oluşan şehir içi bir rekabettir. Kulüpler iki ideolojik siyasi tarafından kurulmuştur. Kızıl Yıldız yani Red Star Belgrado 4 Mart 1945'te Antifaşist Gençlik Birliği tarafından kurulurken Partizan aynı yılın ilerleyen zamanlarda Yugoslav Halk Ordusu'nun spor derneği tarafından kurulmuştur. Sahada iki fanatik taraftar grubu arasında sürekli bir mücadele var. Bu en büyük ve en çılgın şovları yaratır. Dünya üzerindeki en politik rekabetten biri olmaya devam ediyor. Derbi günü kazanabilecek 3 puandan çok daha fazlası var. Partizan Belgrado 59 puanla 1. sırada. Red Star ise 58 puanla 2. sırada. Red Star mutlaka kazanması gerekiyor. Partizan için beraberlik ve galibiyet için yeterli olacak. Şu an Skopje Havalimanı'ndayım. Sırbistan başkentine uçacağım. Yokuşluk yaklaşık 2,5 saat sürecek. Sizlere keyifli bir vlog çekmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Unutulmaz anlara tanıklık etmeye hazırsanız haydi hemen gidelim. Arkamda Saint Sava Katedrali bulunmaktadır. Dünyanın en büyük Sırp Ortodoks Kilisesi binasıdır. Aynı zamanda alan ve hacim olarak dünyanın en büyük Ortodoks Kilisesi binasıdır. Buradan bakıldığında size bir şeyler anımsatıyor mu? Yapı Ayasofya'ya çok benziyor. Kırmızı çizgiler Ayasofya'nın mimar çizimi. Siyah çizim ise Saint Sava Katedrali. Diğer resimde sol taraf Saint Sava, sağ taraf Ayasofya. Saint Sava Katedrali'nin yüksekliği burada dikkat çekiyor. Saint Sava hakkında size birkaç bilgi vereceğim. Saint Sava, Sırp Ortodoks Kilisesi'nin kurucusudur ve bu nedenle Sırbistan'da en önemli azizlerden biridir. Saint Sava, hac yolculuğu ziyaret ettiği her ülkede hediyeler dağıtırdı ve insanlara sağlık konusunda yardımcı olurdu ve bilgi verirdi. Akdeniz yolculuğunda hastalığa yakalanır. Bulgaristan'da hayatını kaybettikten sonra
bedeni Sırbistan'a getirilir ve Osmanlı Sadrazam Sinan Paşa tarafından 1595 yılında bir mezar yığını üzerinde yerleştirildi ve yakıldı. Özellikle Ortodoks Sırplar olmak üzere tüm Güney halklarını kapsıyordu. Ancak mezarı aynı zamanda Katolikler ve Müslümanlar için bir hac yeriydi. 16. yüzyılında yabancı yazarlar Jane Sesno ve Katrina Zen gibi yazarlar Müslümanların Aziz Safa'nın mezarını saygı gösterdiğini belirtti. Benedico Ramberti, Türklerin ve Yahudilerin Safa'ya Sırplardan daha fazla hayırseverlik yaptığını söyledi. Osmanlı hükümdarının Sırbistan'daki Aziz Safa'nın kalıntılarını yakmasının 3 yüzyıl ardından Belgrad'da aynı yere bir kilise inşa etmek amacıyla bir dernek kuruldu. İlk adım katedralin gelecekteki yerine küçük bir kilise inşa etmek oldu. 1905'te katedralin tasarımı için bir halk yarışması düzenlendi. 5 başvurunda alındı. Ancak tüm tasarımlar reddedildi. Balkan savaşlarının patlak vermesiyle ve 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla inşaat planları ciddi bir şekilde gecikme yaşadı. Savaştan sonra dernek faaliyetlerine devam etti ve 1926'da kilise için yeniden tasarım istendi. Bu sefer 22 tasarım sunuldu. Mimar Alessandro De Rocco'nun projesi seçildi. Ayasofya'dan camiyi örnek alarak bu proje kabul edildi ve inşaatı başladı. Burası da Bayraklı Camii. 1575 civarında inşaat edildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun Sırbistan'ı yönettiği dönemde var olan 273 camiden şehirdeki tek camidir. Sırbistan'ın Avusturya tarafından işgali sırasında 1717 ile 1739 arasında bir Katolik kilisesine dönüştürüldü. Ancak Osmanlılar Belgrad'ı geri aldıktan sonra tekrar cami olarak kaldı. 2004 yılında 18 Mart'ında o yılın Kosova'daki huzursuzluklar sırasında Sırp kiliselerin yakılmasına şiddetle protesto olarak ateşe verildikten sonra hasar gördü. Ancak daha sonra onarıldı. Evet, en önemli yerine geldik. Şu arkası Tuna Nehri. Iceland var dediğimiz yer burası. Burada çok büyük savaşlar oldu. Ve burada çok şehit verdik arkadaşlar. Tuna Nehri akmam diyor. Etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor. Olur mu? Böyle olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu? Sizi millet hainleri, bu dünya size kalır mı? Düşman Tuna'yı atladı, karakolları yokladı. Osman Paşa'nın kolunda 5000 top birden patladı. Kılıcımı vurdum taşa, taş yarıldı baştan başa. Askerinle binler yaşa, namı büyük Osman Paşa. Evet, otelimize giriş yaptık. Az önce 2 saat uğraştım kapıyı nasıl açacağım diye. Meğerse şuraya tutuyorsun, kapı böyle açılıyor. Burası odamız. Şu şekilde banyoyu göstereyim size. Her zamanki gibi önemli olan temizlik, hijyen. Burası da banyo. Banyo güzel, temiz, çok temiz. Hatta kocaman bir cam var. Normalde bu ne oluyor peki? Bu SOS. Aynen SOS. Bunu çekmememiz lazım. Tamam, ben banyo yaptığım zaman ben bunu nasıl kapatacağım? Çok ilginç. (Gülüyor)
Dışarıdan kapa diyorsun. Fakat sen kapatsan bile dışarıdakiler açar. Bana 3 tane yatak vermişler. Niye verdiler onu da bilmiyorum. Bu arada maç biletimiz burada. 600 dinar. Nerede oturuyoruz? North. İstediğim bölge. Tam fanatik taraftarların arasına oturuyoruz. Çılgın maç olacak. Heyecanla bekliyorum. Kasamız ama. Evet, kasamız da var. Terlik, havlu, bornoz. Yani olması gereken şeyler hepsi var. Banyomuz gerçekten temiz. Çok güzel temiz. Çok önemli. Yani bir otele geldiğiniz zaman temizlik çok önemli. Böyle bir restoranta geldim. Çok ilginç. Sana bir kart veriyorlar. Bu kartta istediğin yerde yemek siparişi verebiliyorsun. Fakat dokunman gerekiyor. Eğer içecek de istiyorsan karşı tarafta içecek bölümü var. Orada da bu kartla ödüyorsun. Size ilk önce buranın restoranını göstereyim. Çok güzel mekanı var. Çok açık, yani bütün şeyi de aslında biraz açık görebiliyorsun. Onu birazdan size göstereceğim. İlk önce kahvaltıyı göstereyim. Girer girmez zaten asansöre giriş yapıyorsun. Girer girmez içecek bölümümüz var. Küçük krakerler olsun, sandviçler olsun, pastalar olsun. Cornflake'imiz var, pancake'lerimiz var. Harika. Arkada barımız var. İstediğiniz içeceği alabilirsiniz. Bak, salata güzel görünüyor. Bunu birazdan alacağım. Şunu bir sormak istiyorum. Bunların galiba buraya ait bir sos olduğunu düşünüyorum. Bu domates sosu diye biliyorum. Bunu birazdan bir soracağım. Çok merak ediyorum. Çünkü yolda geçerken birkaç yerde görmüştüm. Tadına bakmak istedim fakat fırsatım olmadı. Yumurtalarımız mevcut. Patates olsun. Harika, mekan çok güzel. Daha önce söylediğim gibi otel gerçekten çok temiz. Sevdim burayı. Çok güzel dizayn etmişler. Otelin ismi de Hotel Amsterdam. Yüzme havuzu da var, saunası da var, hamamı da var. Bugün maç günü. Birkaç kişiyle konuştum. Büyük ihtimal Partizan taraftarları gelmeyecek maça. Şu an protesto ediyorlar. Yani büyük ihtimal çoğunlukla Red Star taraftarları olacak. Fakat şöyle bir uyarı da aldım. Kesinlikle ve kesinlikle atkıyla dolaşmıyorum. Yani her şey olabilir. Dışarıda fanatik taraftarlar çok. Yani bu maç esnası insanlar tabii ki farklı bir duyguya sahip oluyor. Saygı göstermek lazım. Kendisi de şu an bilmiyor. Stadyum atmosferi de nasıl olacağını bilmiyor. Umarım bir çılgın maç olur. Güzel maç olur. Bol gollü maç olur. İstediğimiz o tabii ki. Ve tabii ki 3 puan. Ülkeye gidiyorsun. Yani yenildiğin zaman geri dönüş kötü oluyor. En azından bir galibiyet alalım. O benim için güzel bir motivasyon oluyor. Mutlu oluyorum. Yani çok keyif alıyorum. Maç günü geldi, çattı. Şehrimizi gezdik. Sayın Sabah Katedrali gezdik. Bayraklı Camii gezdik. Tuna Nehri'ni gördük. Çok güzel görüntüler vardı. Yani çok sevdim burayı. Size oteli gösterdim. Temizlik konusunu, konfor olduğunu ve tabii ki otelin faaliyetlerini size gösterdim. Restoran bölümünü gördük. Size lobiyi de gösterdim. Sadece havuzu göstermedim. Şimdi maç konuşalım. Çünkü Red Star kimdir? Partizan kimdir? Bunlar hakkında size birkaç bilgi vereceğim. İlk önce Red Star'la başlayalım. Red Star Belgrad 4 Mart 1945 yılında kuruldu. Stadyum kapasitesi 55.538.000. Red Star Belgrad'ı Balkanlar ve Güneydoğu Avrupa'nın en başarılı kulübüdür. Çünkü neden? European Cup, Intercontinental Cup kazanan tek kulüp olmalıyla biridir. European Cup'ta Grasshopper, Rangers, Dynamo Dresden, Bayern Münih yenerek finale kadar geldi. Ve finalde penaltilerde Olympique de Marseille'i 5-3 yenerek kupanın sahibi oldu.
O dönem temsilcimiz Beşiktaş Malmö'ye karşı karşıya geldi. Feyyaz Uçar'ın 2 golüyle ve Recep Çetin'in kendi kalesine attığı golle 3-2 yenildi. İkinci maçta Ali Gültekin ve Feyyaz Uçar'ın golleriyle 2-2 berabere kalarak 5-4 yenildi ve European Kupası'ndan elendi. Red Star'ın fanatik taraftarın grubunun ismi Deliye. Anlamı kahramanlar, cesurlar. Bu bölgede birçok insan Kızılyıldız yani Red Star'ın deliğin anlamını sadece Red Star'dan geldiklerini biliyorlar. Ve çoğu kişi bilmiyor, anlamını gerçekten bilmiyorlar. Fakat şöyle bir durum da var. Partizan taraftarları Türk askerleri olduklarını iddia ediyorlar. Ve bu şekilde ezili rakibinin taraftarını aşağılamaya çalışıyorlar. Deliye Serbian Samurai diye ararsanız detaylı şekilde bilgi bulabilirsiniz bu konu hakkında. Partizan'ın fanatik taraftarın grubunun ismi de Grobari. Grobari taraftarı genellikle Yunan PAOK futbol kulübü taraftarı yani Gate 4 ile ilişkileri var. Aynı zamanda Rus kulübü CSKA Moskova ile. Grobari taraftarı çok ateşli bir taraftar grubu, çok tehlikeli. Bu konuyla ilgili sizi geçmişe götüreceğim. Geçmişte olan olayı anlatacağım. İstemedik olaylar, güzel olaylar değil. Partizan ve Red Star arasında 156. derbide istemedik olaylar oldu. Bu görüntüleri size paylaşmayacağım. Çünkü bu tarz görüntü etik değil ve kabul edilemez. Maç esnasında Grobari'nin tribünde büyük bir kavga yaşandı. Kavga Young Boys, onlar da Partizan taraftarları, Güney tribünü ele geçirmek istediler. Yani Grobari'ye ait Güney tribünü ele geçirmek istediler. Yani iki taraftar grubu arasında kavga çıktı. Young Boys, Grobari taraftarından ciddi bir şekilde dövüldüler. Meşaleyle yakıldılar ve tribünden çıplak bir şekilde atıldılar. Bunlar Deliyen taraftarlarını zannettiler. Karşı takımın taraftarını zannettiler. Ondan dolayı çok çok kötü görüntüler var. Ve 20'den fazla taraftarlar yaralandı. 4 polis memuru da yaralandı. İşte böyle bir derbiye gidiyorum. Bu derbi video başında söylediğim gibi sahada olanlarla değil, tribünle olanlardan kaynaklanmaktadır. Siyasi ve geçmişte olanlardan dolayı daha dün gibi yaşıyorlar. Tribünde havai fişek, dumanı destekliyorum. Çünkü futbolun atmosferini arttırdığını düşünüyorum. Ancak meşalelerin birbirine atılması veya fiziksel müdahale olduğunda buna karşıyım. Şiddetin her türlüsüne karşıyım. İlk başta yani söyleyebilirim. Biraz şüphelerim vardı buraya gelmekle. Nasıl karşılanacağımı konusunda olsun, insanlar olsun, maçın şiddetinden dolayı. Fakat çok yanılmışım. Tabii şu an daha maça gitmedim, maçı daha görmedik. ama içim rahat. Yani buraya geldiğimden beri insanlar çok iyi davranıyor. Yani dışarıda Türk görüyorum, her yerde Türk insanı var. Çok ilgi alanı, çok herkesin, şunu anladım, herkesin gitmek istediği yer. Birkaç Türk vatandaşlarla konuştum. Sık sık buraya geldiklerini söylediler. Çok sevdim burayı. Eski yapılar, eskiden kalanlar. Çok tarihi eserler var. Tarihi seviyorsanız kesinlikle buraya gelmelisiniz. Size Osmanlı döneminden birkaç bir tarihi vereyim. Özellikle tabii ki Tuna Nehri. Çünkü onca şehit verdiğimize ve savaşı kazandığımız bir nehir. Fatih Sultan Süleyman Belgrad'ı 28 Ağustos 1521'de fethetti. Osmanlı döneminde Belgrad, Budin ve İstanbul arasında kervan yolunda önemli bir ticaret şehriydi. Ve farklı sahipler, tüccarlar yaşardı. Genellikle Türkler, Ermeniler, Yunanlar, Romanlar yaşardı. Evliya Çelebi'ye göre 1660 yılında Belgrad'da 98 bin kişi yaşamaktaydı. Ve bunların 21 bini İslam olmayan inançlara sahipti. Yani burada farklı farklı kökenler yaşardı. Ve bunu şehirde de görüyorum. Şehrin ismi, sokakların ismi, Türk isim, Osmanlı'dan kalan Türk isimler, sokağın adını vermişler. Daha dün taksicide konuştuk. Taksicide yani bayağı bilgi verdi bana. Dört yol sokağı var. Yani buraya geldiğinizde çok seveceksiniz. Çok mutlu olacaksınız. Çok şaşıracaksınız. Onu söyleyebilirim. Çok şaşıracaksınız. Kesinlikle gelmelisiniz. Kesinlikle buranın bir manzarasını görmelisiniz. İnsanlarını görmelisiniz. Yemek kültürünü görmelisiniz.
birebir aynı. Böreklerimiz aynı. Tabii annemin börekleri daha güzel. Bu konuda tartışmaya kapalı. Çünkü bir börek gördüm. Onu genelde annem de yapar. Bunu videoya koymadım. Belki tekrar görürsem çekerim. Böreğin ortasından böyle yuvarlak bir şekilde peynirli börekleri var. Çok güzel. Bayağı bilgi verdiğimi düşünüyorum. Yanlış bilgi verdiysem kusura bakmayın. Elimden geleni yaptım. O da tabii biraz heyecandan dolayı. Videonun başında belirtmiştim. Cezayir, Fas ve Mısır ülkesinde vlog çekmek istiyorum. Fakat maç bileti bulma konusunda sıkıntı yaşıyorum. Eğer bana bu konuda yardımcı olursanız Instagram'dan mesaj atabilirsiniz veya YouTube yorumlarda bana mesaj atabilirsiniz. İletişime geçelim ve hangi maça gitmemi istiyorsanız lütfen bana mesaj atın. İstediğiniz maça giderim. Şimdi maça doğru gidelim. Taraftarı görmek istiyorum. Stadyumu görmek istiyorum. O çılgın taraftarı görmek istiyorum. Umarım güzel maç olur. Umarım bol gollü maç olur. Lobide söylediğim gibi. Hadi gidelim. 1, 2, 3. Stadyumun girişi. Ben bu kadar polis görmedim. Ben bu kadar bir maçta polis görmedim. Şunlara bakar mısın? Sanki savaşa gidiyorlar ya. Bir burada. Buradalar. Abi her yerdeler. Şuna yani çekmek istemiyorum. Dikkat çekmeyeyim. Ama her yerde. Bir de tankın yanına duruyorlar. Tam uyum sağlamışlar. Fazla dikkat çekmek istemiyorum da. Arkamdan istersen şöyle bir bakın. Görürsünüz zaten. Yani ben kimse de şu an atkı, forma görmüyorum. Şehir içerisinde de görmedim. Bu arada niye bu kadar polis var dedim. Partizan taraftarları gelmiyor dedim. Birisine sordum. O dedi ki kesinlikle geliyorlar. Arkadaşlar az önce video çekiyordum. Yanıma 2-3 kişi geldi. Bu bölümde video çekemezsin dediler. Burası fanatik taraftarın grubu yeri olduğundan dolayı. Saygı duyuyorum. O yüzden orada oradan video çekmeyi durdurdum. Diğer taraftayım. Bu tarz şeylere saygı göstermek zorundasınız. Çünkü onların stadyumunda, hatta onların bölümünde yani telefon istemiyorlar. Yani günümüzde zaten görüyorsunuz stadyumlarda o kadar telefon dolmuş ki yani tezahürat yapmıyorlar. Atmosferi ister istemez bozuyorlar. Ama ben de karşıyım bu tarz konulara. Yani fazla telefon olmasına karşıyım aşırı derece. Yani tek tip olabilir yani ona hiçbir şey sıkıntım yok. Ama ondan ziyade ben sokakta fazla taraftarın atkılı veya forma dolaşını ben görmedim. Çok dikkat ediyorlar ve ortam çok gergin arkadaşlar ve aldığım bilgiye göre Partizan taraftarları da geliyormuş. Yani boykot yapmıyorlarmış. Az sonra o sokağa aşağı doğru ineceğim. Yürüyerek geliyorlar. Oraya gideceğim. Gideyim mi gitmeyeyim onu da tereddüt ediyorum. Çünkü yani bu kadar polisi görünce, etraftaki gerginliği görünce yani sağlığımız daha önemli arkadaşlar. İlk önce sağlık. Şunu da söyleyeyim size. Oturduğum bölüm Northside. Northside'da fanatik taraftarların bölümünü. Yani onlar Northside'da fazla telefon çekilmesini istemiyorlar. Açık ve net. Fazla dikkat çekmemek için elimden geleni yapacağım. Fazla etrafı da çekmeyeceğim. İnsanların hani rahatsız etmeyelim. Çok saygı gösteriyorum bu konuda. O yüzden bu konuda kusura bakmayın. Kendileri de zaten anlayış gösterdiler. Konuştum onlarla. Çok sevindiler hatta. Arkadaşlar ortam çok gergin. Aşırı gergin. Hatta size şöyle göstereyim. Ciddiyetini size göstereyim. Yani gizli gizli çekiyorum bu arada. Polisler sıralamışlar. Partizan taraftarları geliyor. Hatta karşıda restoran var, kafe var. Onların kapısını bile kapattılar. Yani dikkat olmak lazım şu an. Hatta şu atkıyı bile şu an çıkaracağım. O derece. Hatta şu kapıları bile kapattılar. Ortam çok iyi. Yani kimse gelmeye gerek yok. O yüzden atkıyı çıkaralım. Ne olur ne olmaz. Dediğim gibi stadyum içerisine bakalım. Çekebilecek miyim? Ona şüphe ediyorum. Lütfen kusuruma bakmayın bu konuda. Dediğim gibi yani deliye taraflarına saygı göstermek lazım. Nasıl istiyorlarsa öyle yapalım. Yolu kestiler. Artık araba bile geçmiyor. Büyük ihtimal birazdan buradan geçecekler. Duygularımı öğrenmek isterseniz arkadaşlar acayip gerginim. Acayip gerginim. Çok gerginim. Yani bilmiyorum ben bu kadar polis görmedim. Yani hapis gerçekten diyorum sanki savaş var. Yani o derece polisler var. Hatta şu copların üzerinde uzaktan dürbünlü coplar gördüm öyle söyleyeyim. Bak adam biz burada kaldık.
Durum çok tehlikeli. Polis geliyor. Bizi buradan boşaltıyorlar. Anlatamam. Şunlar gitmemizi istiyorlar. Buradan resmen uzaklaşmamızı istiyorlar. Anlatamam size. Ya ben böyle bir şey görmedim. Etrafı gizli gizli çekiyorum, kusura bakmayın. Abi yok böyle bir şey ya. Bak arkadaki insanları bile, ya dükkanları bile kapatıyorlar ya. Dükkanları bile kapatıyorlar. Anneyle çocuk orada parkta oturuyor ama aradaki mesafeyi görseniz onu bile uzaklaştırdılar. Ya çekebildiğim kadar çekeceğim çünkü ortam hiç iyi değil. Az önce bombalar patladı. Yani 2-3 dakikaya burada oldular. Ya polis üzerimize doğru geliyor. Bakın bunlar bizi burada uzaklaştıracak, iyi bakın. Red Star takımı bile tezahürat yapmıyor. O kadar sessizlik var ki. Cenazede yani bazen böyle sessizlik yok yani. O derece sessizlik var. Acayip gerginim. Acayip çok gerginim. Niye bilmiyorum ama çok gerginim. Nasıl biz biliyor musunuz? Askerler savunma yapar ya. Sessizlik olur. Düşmanı beklersin. O derece. Şu an yavaş yavaş sesler geliyor. Ama burası çok sessiz. Yani etrafı göstermek istiyorum. Gösteremiyorum. Sanki onlar gelecek buraya saldıracak. Biz savunma yapacağız. Biz geri saldıracağız gibi bir his var şu an. Herkese merhaba arkadaşlar. Stadyum içerisindeyiz. Tıkın tıkın yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Ya ilk başta bayağı bir gergindim o polislerden dolayı. Koreografi var. Size şöyle göstereyim. Tüm sandalyelerin arkasına hep yapıştırmışlar. Bir balon var, bir de renk var. Size ortam aslında şöyle söyleyeyim. Yani çok kişiye sordum. Maçı kazanmak mı, şampiyon olmak mı? Yani herkes...
Size şöyle bilgi vereyim. Bu sol taraf aileler için yani çünkü sağ taraf çok tehlikeli olduğundan dolayı sol tarafı aile için ayarladılar. Fakat şöyle baktığımda yani ben kadın ve çocuk göremiyorum. Az önce şöyle bir bilgi aldım. Size ilk önce şöyle göstereyim. Partizan oyuncular burada antrenman yapıyorlar, ısınıyorlar. Fakat Red Star takımı yok burada. Bunlar neyse başka bir yerde orada ısınıyorlar. Dediklerine göre yani ev sahibi olduğundan dolayı başka yerde antrenman yaparsın diye böyle bir açıklama aldım birisinden. Bunu yorumlarda bana belirtseniz neden ev sahibi dışarıda ısınıyor, niye burada ısınıyor onu bana belirtseniz.
Kafamıza yağıyor, ateşler yağıyor. Thank you.
zor bir gün. Takımı destekliyor. Bari taraftarları meşaleleri polislerin üzerine attı. Büyük ihtimal birisi yaralandı. Az önce götürdü. İkinci yarı başlıyor. Şöyle güzel bir şey var. Normalde baş başlarken koreografi yapılır. Yaptılar, güzel bir şeyler yaptılar zaten de. İkinci yarı başlıyor. İkinci yarı da bir tane daha hazırlamışlar. En azından takım için güzel bir motivasyon olur.
Arkamdakiler bayağı bir gergindi. Gayet normal. Benim biraz şaşırdığım konu, o kadar meşale atıldı. Hakem doğruyuz, durdurmadı bile.
Milliyetçiler. Dakika 75. Son 15 dakika kaldı. Gelse süper olurdu ya. Bakayım bara mı gidiyor? Fena Deutsche. Bekliyorlar. Dakika 83. Normal sürenin bitmesine 7 dakika kaldı. Hava çok soğudu bu arada. Bir stadyumun üstü kapalı değil ya. Bayağı bir esiyor. Çok soğuk. Haydi! 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 Hayd
90 dakika bitti. Oynamayan süreye oynayacaklar. Thank you.
gerçekten çok iyi yönetti. Bir de derbi sonuçta. Partizan beraberlik yetiyordu. İstediklerini aldılar. Maç 2-2 bitti. Partizan 10 kişi kaldı. Ona rağmen 2-2 kaldı. Red Star çok fazla pozisyon kaçırdı. Çok fazla kaçırdı. Bazen aklım almadı o pozisyonda nasıl kaçtı. Umarım keyif almışsınızdır. Elimden geleni yaptım. Başta sıkıntı yaşadım buraya girerken. O da gayet normal. Saygı göstermek lazım. 2-2 bitti. Partizan liderini korudu. Liderliğini korudu. Şu an playofflara odaklanacaklar. Ama işte bunlar şampiyon önlemsemiyorlar. Yeter ki şu derbileri kazanalım. Onun çabasındalar. Zaten gördünüz yani sanki arka tarafta beşali üretiliyor. Bittikçe içeriye alıyorlar sanki. Bir bitmek bilmedi şu meşaleler. Ve Partizan taraftarı da çok sağlam. Yani bayağı ortalığı karıştırdılar. Bir polis memuru yaralandı. İşte o güzel olmadı. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Sırbistan'dan da çok keyif aldım. Yemekleri, kültürü, insanları çok güzeldi. Çok keyif aldım. Umarım bir kere daha gelirim buraya. Daha önce söylediğim gibi lütfen hangi maça gitmemi istiyorsanız lütfen bana yorumlarda veya Instagram üzeri bana mesaj atarsanız çok sevinirim. Çok yoruldum. Artık eve dönme zamanı geldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.